Günaydın. Nasılsınız? Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Kanalıma yeniden hoş geldiniz efendim. Bir dakika dur. Banyo havlularıyla sizi karşıladım. Arkadaşlar kalktık erkenden. Dün çok uykusuz bir gündü. Ondan sonra şimdi Emrah kahvaltısını yapıyor. Öykü ona eşlik ediyor. Ben de duştan çıktım. Yüzüm o kadar gergin ki foraya falan yaptım. Şimdi bir nemlendirip güne başlamak isterim. Bir vlog umarım kesintisiz olacak yani maksimum. Belki ertesi güne sarkar sarkmaz. Ancak öyle. Başlayalım. Ay burada da şey var. Makine çalışıyordur. Beni duyamayabilirsiniz. Hemen sizi şuraya koyayım aynanın önünde. Aşkım. Su mu içti? Bu o kadar iyi çıktı ki arkadaşlar. Anlatamam size. No 16 sinozum bitmiyor. Saçıma şimdi birazda göreceksiniz. Yüzüme. Ondan sonra kollarıma, mollarıma her şekilde kullanıyorum. Gerçekten efsane bir ürün çıktı. Şimdi şöyle birkaç damlayı elime döküyorum. Böyle ısıtarak. Yüzüme. Kalanı saçlarıma taramadan. Ne en sevdiğim tarak olan bana Tangle Teaser'ı falan tamamen unutturdu. Ben öykü için de maskita kullanıyorum. Birkaç damlayı. Tamamdır. Başlıyoruz. Aaa. Gel. Hangi videoyu? Şu an çektim. Neden ağlıyorsun? Ne? Merhaba teyzelerim. Sizi çok seviyorum. 15 aydan 2 yaş sendromuna girmiş olabilir miyim? Bir konuşup derdim şu an ne desen. Baba. Bu sensin. Sen. Gerçekten Öykü'nün 2 yaş sendromunu merak etmiyorum. Bilmiyorum ya, bilmiyorum. Yani birkaç haftadır böyle enteresan kendini ifade etme şekilleri var. Bunu da keşfediyordur yani. Bu da bir süreç sonuçta. Ama böyle bazen zorluyor. Hani çünkü anlamıyorsun ya, çocukcağız konuşamıyor, derdini anlatamıyor. Sen bir şekilde ifade etmeye çalışıyorsun ama yetersiz kalıyorsun. Bence en sıkıntılı süreçlerden bir tanesi hani hep. Tam böyle konuşamamam. Bak mesela ne oldu? Bak ne olduğunu bilmiyorsun ki kendin. Aynı tek yere bakmıyorsun. Allah yavaş bebeğim. Ne istiyorsun? Mesela şunu vereyim mi? Ay aç bu. Şu anki gibi böyle bu duyuyor ama ben neden bu olduğunu bilmiyor. Kendi de ne istediğini bilmiyor. Canı sıkılıyor çocuğun, ne yapsın evde birkaç gündür de. Ama yani dün de ona bakarsan dışarı çıktık. Mesela işte diyelim ki salıncak. Salıncağı bindiriyorsun ama indiremiyorsun. O kadar kıyamet kopuyor. Böyle süreçler. O da kendince büyümeye çalışıyor. Kendini ifade etmeye çalışıyor. O yüzden normal, sadece anne babalara biraz daha sabırlar. Evet. Böyle bu noktadan. Onlar da büyüyecek. Onlar da geçecek. Bugün işte mesela çok kucağa giyen geliyor. Böyle çok kucak istiyor aşırı. Ben de böyle bazen hani kendi kendine idare edebilmesini de istiyorum. Bu yüzden işte kucağa almaktansa yanına oturuyorum falan. Gel işte yanına oturalım, konuşalım falan. Yok kucağa gelme. Ben senin yanına geleyim falan. Ondan sonra şey düşündüm. Hani çok isteyeceğim galiba. Hani kucağıma gelsin, öpeyim, koklayayım ama o da büyümüş olacak. Hepsi bir süreç. İnsan böyle sürecin içerisindeyken ne kadar hızlı geçtiğini ve özleyeceğini bilmeden hani bir an evvel geçsin, büyüsün falan diyor ama eminim bugünleri de özleyeceğim. Nasıl yeni doğan kısmını özlüyorsam şu anda. Mesela Öykü'nün gerçekten inanamıyorum. Yani koltuğa koyuyorduk Öykü'yü ve dönme gibi bir şey falan söz konusu değildi bile yani. Dönemiyordu bile. Böyle olunca biz düşün ki mutfağa gidiyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. Şimdi mi? Hani mümkün mü? Senden bahsediyorum. Anlat istersen biraz.
Şimdi siz ne zaman büyüyorsunuz? Bak bu diyorsun ne, ne bu dediğim belli değil. Kurban olayım. Orada 1 milyon tane şey var ve 999 binini sana veremem. Ne oldu? O ne? Aa, ben bir şey söyleyeceğim sana. Bence ben sana balon vermeliyim. Let's go! Tamamdır. Şimdi arkadaşlarım şöyle paketlerim var. İlk önce şunu ayıracağım ve bu ikisinden bahsedeceğim. Çünkü videomun en kıymetli öğelerinden biri. Kadın girişimciler ve o kadar tatlılar ki çok güzel bir mail göndermişler kendilerini ifade eden bana. Sohbet etmek müthiş keyifliydi. Sonrasında ürünlerini gönderdiler ve babamın ameliyat süreci başladı. Ve ben ürünleri böyle açamadım bile size göstereceğim diye bu şekilde kutularıyla muhafaza ettim. İnanın beni sıkıştırmadılar bir kere dahi hani... Hadi bilmem ne demediler. Ya çok kıymetliler gerçekten. O kadar iyi halden anlıyorlar ve o kadar nazikler ki bence. Bu yüzden özellikle bu ürünler dışında da çok teşekkür ederim. Ve gelelim çok heyecanla beklediğim. Çünkü ürünlerine hakimim. Web sitelerini inceledim. Mükemmel siteleri var. Mükemmel ürünleri var ve hangilerini bizim için gönderdiklerine sabırsızlıkla bakmak istiyorum. İlk önce notunu okuyacağım. El yazısıyla şöyle... Çok tatlı bir not bırakmışlar. Merhabalar Sevgi Hanım. Öncelikle samimiyetiniz, sevginiz ve desteğiniz için çok teşekkür ederiz. Asıl ben çok teşekkür ederim size. Sizi kişisel hesabımdan takip ediyorken o güzel destek fikrinizi duyunca heyecanlanıp hangi modeli gönderebilirim diye düşünmeye başladım. Öykü kuşu unutmak mümkün değil tabii. Umarım sizin için seçip hazırladığımız bu broş ve toku modellerini beğenir ve keyifle kullanırsınız. Çok çok sevgiler, öpücükler. Şuraya hesabı bırakıyorum. Sevgili Özge. Çok ama çok teşekkür ederim. Dediğim gibi hem anlayışın, samimiyetin, içten mesajın için. Şimdi bu şekilde harika paketlenmiş kutumuzu hemen sizinle beraber açmak istiyorum. Gerçekten bu birkaç hafta benim için çok zor geçti. Muhteşem paketlemişler. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ya arkadaşlar şu güzelliğe bir bakar mısınız? O kadar şık ki. Bayıldım gerçekten. Bakar mısınız? Ve burada da broş var anladığım kadarıyla mesajdan. Şöyle. Çok sade. Bayılıyorum ya. Kartına bile bayıldım Özge. Ben ne yapacağız? Şunun şıklığına bir bakar mısınız? Düşünebiliyor musunuz? Şöyle bir gömleğin üstünde, yakasında. Bayıldım. Şöyle ve şöyle. Muhteşem gerçekten. Çok ama çok teşekkür ederim. Öncelikle kendinize çok güzel bir hediye bence. Sonra da çevreniz için yani gerçekten bayılacakları bir hediye olmuş. Bu saatten sonra da benim de aynı zamanda bakınız el yapımı. Bundan sonra benim de hediye alırken sıkça uğradığım sitelerden biri olacak. Tekrar dediğim gibi buraya bırakıyorum. Açıklamalara da doğrudan siteye giriş linkini bırakıyorum arkadaşlar. Kesinlikle herkesin aksesuar dolabında bir tane olması gereken ürünler. Bu mesela tokap ama bu bile tutturulabilir yani. Ürün kalitesine, gönderim özenine bayıldım. Çok ama çok teşekkür ederim güzeller güzeli Özge'cim. Bana ulaştığın için, kendi ellerinle hazırladığın bu ürünleri bizlere tanıttığın için, seninle tanıştığıma, sayfanla sitenle tanıştığıma çok ama çok memnun oldum. Çok güzel işlerin olsun dilerim. Gerçekten hak ediyorsun. Arkadaşlar ben biliyorsunuz ki Özge gibi kadın girişimcilere destek vereceğimi söylemiştim. Bu senenin sonuna kadar ürünler gönderildiğinde bana ben hiçbir ücret talep etmeden gerek Instagram'da gerek burada kadın girişimcilerin ürünlerini paylaşıyor olacağım. Fakat açıkçası ben bunu söylerken tabii ki kafamda neler olabileceği, ne tarz ürünler olabileceği hakkında bir fikrim oldu. Fakat sizlere ulaştığımda beni o kadar aydınlatıyorsunuz ki gerçekten vizyonumu da o kadar genişlettiniz ki güzel işler yaptığınızı biliyordum. Bu kadar güzel işler yaptığınızı ben bile düşünemezdim. Bu anlamda gerçekten çok teşekkür ediyorum beni kendinize tanıştırdığınız için. Kadın girişimciler şuradan bana ulaşabilirler.
ürünlerini göndermek için adres alabilirler. Seve seve tüm kalbimle ürünlerinizi tanıtacağıma emin olabilirsiniz. Lütfen mail gönderin. Mail gönderirken varsa Instagram'ınızı ya da sayfanızı koyarsanız benim için çok daha aydınlatıcı olur. Öncesinde sizinle de ilgili bilgi almak isterim çünkü. Sayfanıza zaman ayırmak isterim. Bu anlamda tekrar çok ama çok teşekkür ederim. Bunu en kısa zamanda da kombinleyelim arkadaşlarım. Harika bir kadın girişimciyle tanıştığımıza göre günümüz güzel bir şekilde başlayabilir. Hadi bakalım. Selam tekrar şekerlerim. Şimdi Gizem'le konuştuk. Onlar gelecek. Yağmur'la beraber. Emrah'ın kuzeninin eşi oluyor Gizem. Yağmur'la da Öykü inanılmaz iyi anlaşıyor. Bir dakika. Ne oldu bana? Seni yerim en sonunda. Onlar zaten Öykü'yle beraber odasında falan oynarlar. Yağmur Öykü'nün ablası yani 5 yaşında ama Öykü'yle müthiş anlaşıyor gerçekten. Öykü için de iyi bir gün olacaktır. Biz de böyle bir kahve içeriz. Belki sonra dışarı çıkarız, yürüyüş yaparız. Etrafı hafif toparlayıp Öykü'yü bir öğle uykusuna yatırıp ondan sonra geliyorum. Yeni bir marka arkadaşlar ürünlerini göndermiş. Hemen açmak isterim. Böyle ismi. Leke karşıtı kremleri varmış. Bunları da sizinle beraber denemek isterim. Hyaluronik asit varmış. Organik aloe vera varmış içerisinde. Cildinize nemli ve pürüzsüz bir görüntü vaat ediyormuş arkadaşlarım. İçerisi de şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu kremleri kullandıktan sonra özellikle gece kullanmamızı tavsiye edilirdi. Bir bakacağım bu marka içinde aynı şey geçerli mi diye. Şöyle. Çok teşekkür ederim. Şimdi etrafı düzenledim. Öykü uyuttum. Düzenledim dediğim de pek bir şey yapmadım ama. Yani salonu şöyle. Balkon zaten pek bir olayı yok biliyorsunuz. Bir süpürdüm daha doğrusu. Şurada Öykü'ye yemedi. Yarım muzu var. Şöyle. Banyoyu bir temizledim. Mutfakta böyle. Suyumuzu aldım. Öykü de odasında uyuyor. Sadece böyle gizemler geldi de umarım tarçın havlamaz. Yoksa Öykü uyanacak ve havlayacak. Biyo sıkıntı. Şimdi birazcık çalışalım. En son kalan işlerimizi halledelim ki onlar geldikten sonra da ayıp yani bilgisayarın karşısına geçmek. Hadi. Kalan kahveleri buzdolabına koyuyorsunuz değil mi? Kesinlikle dökmüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Acayip güzel oluyor. Şunları değiştirdik. Bu arada bayağı bir şeydi. Böyle delik delik buralara asıyorduk. Bunlar kırılmıştı. Bunları değiştirdik. Hadi bir başlayalım bakalım birkaç dakika. Yok, akşama kadar sorun yok. Uyuma saatinde bizim için problem başlıyor. Yiyeceğim haberi yok. Çünkü bir ısırık alacağım yavaş. Allah! Allah. Kafa gitti. Allah. The next morning. Ay bu dantel modası çok iyi olmadım ya. Evdeki bütün masa örtülerini keseceğim. 2 geçti. Bu arada ikinci günden merhaba. Bugün Mehmetlerle bir toplantımız vardı. Ve Maslak Otosanay'dı. Ondan sonra Maslak'a gittik. Ondan sonra onu hallettik. Sonra revizelerim vardı. Ben Hilton'da işlerim vardı. Oraya geldim. Şimdi onlar bitti. Hatta bitmedi bile ama artık gerisi mailleşilecek vesaire vesaire şeyler kaldı. Yüklemeler falan. Şimdi sırt çantamı koluma taktım. Bir Öykü'ye Joker'e gireceğim. Şimdi bir indirim varmış. Yazlık bir şeyleri yok çocuğuma. Zıbınları falan tamamen bitti. Ben de bir otururum bir kahve içerim. Kendi videolarımın editini bitireceğim.
öyle çok yoruldum. Bugün gerçekten sabahın kaçında başladı gün bilmiyorum yani. 8.45'te falan evden çıktım. O da bir de geç çıkmaydı yani. Hem trafik hem yol karşıya git gel bir hayli benim yordu. Şimdi arkadaşlarım gün bize kalsın. Gerçi bir 3 saatim falan var çünkü eve dönmem lazım. Öykü Büşra ile beraber. Onlar şu anda uyuyorlar. Uyanmak üzeredir Öykü. Bir de bir arkadaşım aradı. Geçen gün görüştüğümüzde çantasını unutmuştu benim arabada. Onu almaya eve gidecekmiş. Ben maalesef yetişemeyeceğim eve. Böyle. İkinci günden merhaba. Güzel geçiyor güzel. Şimdi birazcık dükkan gezelim. Selam, şimdi eve geldim. Öykü'yü doyurdum. Bak. Merhaba. Söyle, ne diyeceksin? Kızım benim. Şimdi onu doyurdum. Ben de doyma için. Artık çok acıktım çünkü. Burada kabak, havuç, soğan, böyle beşamel soslu dünden kalan böyle bir şey var. Burada börülce salatası ve soda. Öykü'yle paylaşacağım. Biraz gaz yapacak ama idare et küçük kız. Çünkü bırakmayacak beni. Tamam tamam, vereceğim ha. Hı, gaz lan kız. Akşam da brokoli var. Oh. Bak şimdi. Arkadaşlarım, bu kolyeye beraber bakmak istiyorum şimdi sizinle. Bu eksotik meyve sularından geldi. Ben bunların kaç senedir kullanıyorum, tüketiyorum bilmiyorum, inanın. Öykü de bu arada balonuyla oynuyor. Bunları Öykü'ye gönül rahatlığıyla veriyorum. Favorisi, dur bakayım burada var mı? Aa, bu çilek limonata da falan hiç görmemiştim. Evet, bakayım. Evet, Öykü'nün favorisi, sürekli onu aldım. Portakal nar. Şimdi geçenlerde yine beraber kahvaltı yapmıştık. Portakal havuç almıştım ona. Birazcık muhtemelen bu işte Migros'larda falan alıyoruz ya. Müşteriler bunları alıyorlar muhtemelen. Sonra işte kasada vazgeçebiliyorlar vesaire. Ve tekrar bunlar işte birazcık daha ısındıktan sonra öyle buzdolabına geri koyuluyor maalesef. Büyük marketlerde de böyle bir sıkıntı oluyor. Bu yüzden de ne oluyor? Bunlar zaten asidik ürünler oldukları için tatlarında bir değişimi olabiliyor. Ben de geçen gün havuç portakalda aynı şeyi yaşadım. Sonra eve geldim. Dedim ki işte ararım. Durumu bildiririm. Çünkü böyle olunca ben açıkçası hiçbir şey yokmuş gibi devam etmiyorum. Yani en azından arıyorum. Onlar da mağazayı bilgilendiriyorlar ki mağaza birazcık daha dikkatli olabiliyor bu konularla alakalı. Onlar bana çok çok teşekkür ederim. Hızla geri dönüş sağladılar. Ve gördüğünüz gibi, ha bu arada ondan sonra arkadaşlar çantamda kaldı benim bu. Bir gün içerideyim. Pat diye bir ses geldi. Bu kapak fırladı. Allah'tan Öykü yoktu yanında. Bu yani içinde o kadar şişmiş ki tabii ki asit olan oranı herhalde. Bu patladı. Neyse, sonrasında iletişim sağlandı ve bana Erim Hanım o kadar sıcakkanlı ki bana hemen geri dönüş sağladı ve bu şekilde bir sürü ürün göndermiş. Bunlara hiç gerek yoktu gerçekten. Çok ama çok teşekkür ederim ve daha da güzeli bizi izliyormuş. Ya ben söyledim, böyle dedim. Hani ben dedim takipçilerimin bu durumdan bahsetmek isterim. Onları da aydınlatabileceğim bir şey bana söyleyebilir misiniz? Ne yapabilirim? Dedi ki Sevgen, ben sizi tanıyorum. Ya bayılacağım, en sevdiğim şey. Gerçekten. Ve sağ olsun. Ve onunla da şimdi ondan da cevap bekliyorum nasıl yapacağımı. Kapı çaldı az önce. Ben normal kargo zannettim. Tarçından dolayı da açamadım. Bunlar geldi. Çok ama çok teşekkür ederim Evrim Hanım ve ekibine, egzotik ailesine. Öykü çok severek tüketecek eminim. Selam arkadaşlar, ne haber? Akşam oldu. Ne çektim ne çekemedim hiç bilmiyorum. Bugün pek bir şey çekemedim. Esther Öykü için aldıklarımı göstereceğim. İnanın geçen sene 30-35 liraya aldığımız üstler 100 lira. Yani Öykü'ye hep yazları hemen hemen geçen yazda, hep dedim de çocuk zaten 1,5 yaşında. Geçen yazda giydirdiğim üstü, hani benzer şeyler, ya böyle bir fiyat artışı olamaz ve bahsettiğim markalar da hani böyle Zara değil yani. Ama bence hepsi eski Zara ayarına dönmüş.
SB2 falan. Neyse SB2'den bir tane mayo aldım. Uygun fiyatlı. Bak uygun fiyatlı mayo dedim de sanırım 100 kaç liraydı ya? Bilmiyorum ama yani 200 lira da Zara'da zaten. Orayı anlayamıyorum işte yani o ayarı. Neyse şimdi göstereceğim. Bir dakika gelin. Önce o aldığımı göstereceğim. Şimdi ben öyle bir tane mayo almıştım. Şunu Zara'dan aldım. Bu şekilde böyle kolları fırfırlı bir mayo. Bunu aldım. Sonra ya aklıma geldi. Dedim ki hani o üstünde hani kurumasın, anladın mı? Hani derler ya böyle çok işte belli şu bilmem ne. Hani bizlerin bile dikkat etmesi gereken bir şey. Bu yüzden bugün bir de şöyle bir şey gördüm. Bunu da aldım. Şu tatlılığa bakar mısınız? Şöyle yanlardan fırfırlı yine. Bikini giydirmek çok istiyorum ama şey var ya hani mayo bezler. Onlar böyle çok taşıyor tabii ki bikinilerden. O yüzden onu işte artık tuvaletini yapmayı öğrenince herhalde giydireceğim. Şimdi iki tane de bu 120 lira mıydı bunların ikisi? Öyle bir şeydi. Gerçekten yani 30 liralık falan tanesi. 60 liralık ürünler. Her şey iki katı olmuş. Şöyle ben bunları geçen sene Öykü'ye çok giydirmiştim bu tarz. Kolsuz. Altı da şu şekilde çıt çıtlı. Böyle hani tek tulumlar. Ve bana bir büyük geldi ama belki beziyle beraber falan şöyle dedi hani toparlar dedi, mantıklı geldi. Şöyle yine altları böyle çıt çıtlı ve ayaklı şeyler. Yazlık için bir düşünce var ama kafamızda çok 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 muallak. Yani tamamen babamın sağlığına ve maddiyata bağlı olan bir şey. Hele ki eğer öyle bir şey yaparsak, bu arada da yani yurt dışı falan değil ha, aklınıza gelmesin. Yani yurt içinde öyle bir şey yaparsak böyle bir vloğa vuracağım kendimi. İnanılmaz yüksek fiyatlar olmuş ya. Delireceğim. Bozcaada'ya gidelim dedik. Bozcaada'da kaldığımız otel hemen hemen iki katı olmuş. Bunun yolu var, o su var, bu su var, orada harcaması var ya. Ya dedim ki ya biz var ya bu fiyatları bir dünya şey yaparız. Bilmiyorum, zaten Emrah'ın çalışma durumu, benim çalışma durumum, ben gerçekten bana günde 24 saat kesinlikle yetmiyor. Yani benim günüm 28 saat falan olmalı. Çünkü bir de durmadan ekstra bir şeyler yapıyorum. Çok hoşuma gidiyor hani ama ha, gün belli, saat belli. O yüzden bir de bende şey var. Hani bir şey yaptın mı layıkıyla yapmayı istiyorum. Yani öyle hadi 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 bilmem ne. Hayır. Tam anlamıyla içime sinmeden hiçbir şey teslim etmemeye, bir maili dahi yollamamaya gayret ediyorum. Bu yüzden hem çalıştığım markalarla, YouTuber'larla hem de bunun dışında benim işbirliklerimle yani böyle bir Oğlak ve yükselen Başak durumu var. Hiç sevmiyorum böyle haybe yapılan işleri. Birazcık böyle hani biraz değil bayağı bir inceleyip sık dokuyup defalarca kontrol edip bu şekilde şeyleri teslim etmeyi seviyorum. Böyle içim çok rahat oluyor. Evet, yorulmuyor muyum? Yoruluyorum. Ama en azından biliyorum ki ben mutluyum. Benle çalışan kişiler mutlu. Öyle olunca açıkçası benim bütün yorgunluğum gitmiş oluyor mu? Yani pek olmuyor ama toparlarız. Bu anlamda yani her şey aslında hani tek bir şey de değil. Bir her şey hayatta yani. Her şey bir takım çalışması aslında. Sizlerden gerçekten çok büyük güç alıyorum. O yorumlarınız, bana destekleriniz, sohbetlerimiz çok çok hoşuma gidiyor. Bu anlamda çok teşekkür ederim size varlığınız için. Emrah ve ailesi. Bu anlamda çok büyük destekçimler, Allah razı olsun. Yani herkes anlayış gösteriyor. Herkes bir şekilde hem benim kariyerim için, hem Öykü için, hem babam için biliyorum ki bir şeylerin ucundan tutuyorlar ve bu çok kıymetli. Aynı zamanda benim dostlarım, bazı akrabalarım bu anlamda yanımdalar. Bu yüzden onların da desteği çok büyük oluyor. Böyle hayat birlikte güzel ya. Gerçekten böyle. Şu size yani niye bu konu açıldı ve nereden nereye geldi bilmiyorum. Hayatımda son bir buçuk senede Öykü'den sonra bana iyi gelen insanları, özellikle Öykü'den sonra, belki Öykü'den hafif önce de böyle başlama, ısınma turları olmuş olabilir ama özellikle
öyküyle beraber bunu fark ediyorum ki bazı hani böyle toksik ilişki diyorlar ya, ama iş arkadaşı olabilir bu, her türlü şey olabilir yani, öyle söyleyeyim size, yani arkadaşınız olabilir, yani size iyi gelmeyen kişileri hayatınızda gerçekten tutmanın hiçbir yararı yok size ya, bana güvenin. Belki ilk defa bu kadar hani bu konularda kendimi size açıyorum, bilmiyorum. Çok da sevmem böyle şeyleri konuşmayı, burada böyle negatif şeyler vermeyi ya da hatırlamayı da istemem, ama şöyle söyleyeyim. Ben seneler önceye kadar hayatımdan gerçekten kimseyi çıkartamıyordum. Yani sanki işimi değiştiremiyordum ya ben seneler önce. Yani bana kötü gelen bir şey hissediyorum, bana kötü geldiğini, ama yani bulunduğum o güven ortamından asla çıkamıyorum. Ya da hayatımdan birilerini çıkartırken çok korkuyorum. Sonradan fark ettim ki hiçbir şey olmuyor. Yani bana kötü geliyorlarsa, yani eskiden şey yapardım mesela, kavga, kıyamet, kendimi anlatmaya çalışırdım, paralardım, kendimi beni doğru anlasınlar diye. Şimdi yani özellikle böyle diyorum ya, 1,5 senedir yani hayatım, öncelikleri benim için o kadar değişti ki insanlar beni anlamayabilir ve yanlış da anlayabilirler. Ben kendimi olabildiğince şeffaflıkla anlatmaya çalışıyorum. Ben kendimden ortaya koyuyorum. Almak isteyen alır, almak istemeyen almaz. Almak isteyen almak istediği kadar alır. Olmuyorsa da olmaz. Bu böyle bir şey. Bu yüzden son 2 sene yakındır hayatımdan, belki 2 seneden biraz daha fazla, çok insan çıkardım. Akrabalarımdan çıkardığım oldu. Bazı görüştüğüm, hala görüşmekte olduğum, ama bana kötü geldiğini hissettiğim için mesafeli olmayı tercih ettiğim insanlar da oldu. Mesela o çizgiyi hiç kuramazdım eskiden. İlla hani ya böyle olacak ya böyle olacak. Şimdi hayır, evet yine görüşüyorum ama biliyorum ki onlar benim için bu kadar artık şey değiller. Vazgeçilmez değiller hani. Vazgeçmeyi de tercih etmiyorum. Okey, onlar o kadar olduğu kadar orada kalsınlar diyorum. Keza en yakın arkadaşımdan biriyle yollarımızı ayırdık. Okey, anladın mı? Bir insan sana değer vermiyorsa, sen kırıldım ya da kırılıyorum dediğinde, çünkü bence bu çok kıymetli. Yani ben bir insana diyorsam ki bak, sen bunu yaptın ve ben buna kırılıyorum. Şimdi ben bunu dedikten sonra ben bekliyorum ki karşımdakinden bir adım. Ya benim hemen hemen aslında bu adımı atan yok kadar az insan var etrafında, biliyor musunuz? Çok enteresandır. Ben mesela birine, yani çok enteresan gerçekten. Ya mesela ben Emrah'a desem ki ben sana kırılıyorum şu konuda ve biz bunun üzerine aslında konuşuruz. Ama ben fark ettim ki hayatımdaki, mesela ya da babama söylesem, ya baba ya sen bunu yaptın ama ben buna kırıldım desem, biz bunun hakkında konuşuruz. Ben böyle gördüm. Ben evliliğimde böyle yaşıyorum. Ailevi yapımda böyle yaşıyorum. Ama çoğu insana ben desem ki ben sana kırılıyorum, şöyle bir geri dönüş alıyorum. Yok işte sen de bana bilmem ne şöyle şöyle, ay tamam ya tamam bilmem, ben sana kırılıyorum ve şu anda sana kırgınlığımı Ahmet'le, Mehmet'le, işte Ayşe'yle, Fatma'yla anlatmıyorum. Bak ben sana doğrudan söylüyorum kırgın olduğumu. Ben bekliyorum ki böyle bir adım. Ben bu adımı göremiyorsam arkadaşlar, daha önce çıldırırdım işte, nasıl olur ben ona bu kadar kıymet veriyorum, ama şimdiyse okey. Tamam. Keza en yakın arkadaşımın, en yakın arkadaşımdan birini, senelerdir en yakın arkadaşımdan birini bu yüzden hayatımdan, birbirimizin hayatından çıkmak durumunda kaldık. Çünkü ben kırılıyordum ve ben bu kırgınlığımı başkalarıyla değil ona söyledim. Ben ona bunu yaptım diye kırıldım. O da bana bunu yapmaya devam etti. Ben de hiçbir şey söylemeden, yeni bir şey bu, artık insanlarla kavga etmeden insanların hayatından çıkıyorum. Hiçbir şey söylemedim. Demek ki o bu kadar gösterebiliyormuş. Ben de bunu görmek bana iyi gelmiyor. Tamam. Selametle hayatımda bugüne kadar olduğun için teşekkür ederim. Bunun üzerine de bu arada bir doğum günü, bir öykünün doğum günü, uzun bir ayda bekledim. Ama karşı taraftan yine hiçbir geri dönüş, geri bildirim almadıktan sonra, bu saatten sonra ben yaptıklarımı saymayacağım. Geri kalanlar onlarda. Geri kalan onlarda. Diyeceğim bu ki,
Bu kadar size bakın derinlemesini anlatıyorum. Şöyle şeyler var. Gelen mesajlar, mailler, bana içinizi döküyorsunuz. Gencecik arkadaşlarım. Ne dersin, ne yapayım, ya da sevgi böyle böyle. Hani biraz bazen de gerçekten zorlamamak ve insanları bazı şeylere alıştırmamak bence birincil etmen olabiliyor. Sevgi, işte sen şu arkadaşımsın, bu arkadaşım diyorsun. Nasıl kuruyorsun böyle arkadaşlıkları? Ben kuramıyorum ya. Ben böyle çok müthiş arkadaşlıklar kurabilen biri değilim. Çünkü benim beklentim artıyor arkadaş grubu. Ben insanları artık son zamanlarda verebildiklerini kabul ettim. Bu kadar verebiliyorlarmış diyebilirim. Bu kadar sevebiliyorlarmış. Bu kadar değer verebiliyorlarmış. Ama hani o kavak yerleri, dostlukları yani her zaman olamayabiliyor. Herkesten bunu beklememek gerekiyor. Artık benim en yakınları olmamı tercih etmeyen insanlar da olabilir. Ben bunları da gördüm. Yani benim en yakınlarıydı ama artık onlar benim en yakın olmamı tercih etmiyor. Yani ben biraz önce dedim ya, ben bir arkadaşımı hayatımdan çıkarayım. Beni de hayatından uzaklaştıran insanlar vardır mutlaka çevremde. Okey. Hani ben yine buna bir müdahalede bulunamam ki. Onun da onun hayatı. Yani toksik ilişki dedikleri, yani zorlama, birbirinizi üzerek devam etme, strese sokarak devam etme. Hayatınızdan bunları çıkartın. Ya bunu çekirdek kısmı, çekirdek aile ya da eşiniz, çocuğunuz için zaten bunu söyleyemezsin. Bunu iyileştirmenin yollarını ararsın ama diğer kişilerde, annen, baban, kardeşin, kocan, çocuğun, işte ya da karın, neyse, hani onlar dışındaki kişiler için mutlaka konuşmak, bunu çözüm aramak. Ama çözülmeyeceğini fark ediyorsan ve artık ona ve sana zarar vereceğini fark ediyorsan da sessizce vedalaşmak bence, ya da mesafe koymak. Çünkü ben mesela dediğim gibi herkesi hayatımdan çıkarmıyorum. Çok mesafeliyim ama eskisi gibi düşünmüyorum onlar için. Onlar da benim için eskisi gibi düşünmüyor bence. Mesafeli bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Okey, bu da beni mutlu ediyor bu arada. Yani tamam, hani yeter ki birbirimize zarar vermeyelim. Hani bu şekilde ilişki müthiş. Bakıyorsun bazı insanlarla mesafe de koyamıyorsun. Yani onlar o şekilde girmeye çalışıyorlar falan. Ya o zaman da kesmeyi tercih ediyorum ben. Size bir akıl veremem ama demem o ki, insanları hayatınızdan çıkarmaktan çok fazla da endişe etmeyin. Hayat bir şekilde geçiyor ve hayat o kadar kısa ki. Geçenlerde beni aydınlatan bir söz duydum. Çok uzun. Of, video kadar uzattım biliyorum ama sizinle dertleşmek ve sizinle konuşmak iyi geldi. Geçenlerde bir şey duydum. Diyor ki insan ömrü uzuyor diyor. Evet, çok doğru diyor ama biz diyor insan ömrünün çok uzun uzayan kısmını, aslında yaşlılık kısmını alıyoruz diyor. Yani eskiden insanların ölüm yaşı 40 iken sonradan 60'a, 70'e, 80'e, şu anda neredeyse 100 falan diyebiliyorum yani. 90, 90, 100 arası, 100, 100, belki orayı da zorluyor insanlar. İnsan ömrü uzuyor ama ne oluyor? Şimdi sen hep sonrayı uzatıyorsun. Yaşlılık kısmını uzatıyorsun. Bu yüzden senin gençliğin, senin dinamikliğin, bu hayatta yapacakların, enerjin, sağlığın kısa bir dönemde var aslında baktığında. Şimdi 100 senelik bir ömrün 40 senesi atıyorum yaş, sonrası orta yaş ve sonrası yaşlılık olarak ilerleyecek. Bu yüzden kendimizi tüketmek için, kendimizi yerden yere vurmak için o kadar kısa zamanımız var ki buna, bu yüzden hiç gerek olmadığını kanısına vardım. Bu yüzden demem o ki, size iyi gelen insanlarla birlikte olun. Size iyi gelen insanlarla ilişkiler kurun. Size iyi gelen bir işte, iyi gelen bir arkadaş grubunda var olun. Size iyi gelen insanları izleyin. Size iyi gelen filmleri izleyin. İyi gelen kitapları okuyun. Bu ruhumuzu iyileştirecek, buna inanıyorum. Benim de günden güne sabrımın artmasında, ya inanın bana, tahammül sınırımın artmasında bile inanılmaz etkili oldu. Ben çünkü bütün tahammülümü A kişisine, B kişisine, C kişisine verip geri kalan kısımda tahammülsüzlük yaşıyordum. Şimdi ise o durumlar benim enerjimi almadığı için çok daha tahammüllü hale geldim. Size naçizane önerimleri attığınız uzun uzun maillere istinaden dostlarım. Sizi seviyorum. Artık o kadar susuz kaldım ki bugün.
AVM'de kalmıştık. Sonrasında da makroya gittim. İşte Öykü'ye brokoli aldım. Instagram'dan beni takip ettiyseniz Öykü'nün nasıl brokoli yediğini gördünüz. Brokoli aldım. Ondan sonra birkaç şey aldım. Makarnası bitmişti. Makarnasını aldım. Böyle sebzeli makarnalar var ya, müthiş oluyor. Onları çok seviyorum. Onlardan aldım. Eve geldim. Öykü'yle ilgilendim. Oyun oynadım. Abi o kadar komik ki. O kadar büyüyor ki ve bugün mesela işte bir kutucuk gibi bir şey var. Böyle çubukları var. O çubukları tutuyorum. Kutuyu kutunun içine atıyor, tamam mı? Akşam. Ondan sonra baktım o kadar güzel arıyor ki. Hoşuma gitti. Kutudan çıkardım. Böyle ara ara yerlere serpişti. Dedim ki tekrar alsın, tekrar koysun. Ay bunu bir fark etti. Elindekileri fırlattı. Bağırmaya başladı sinirden. Ya Allah'ım yarabbim. Tamam dedim, kızım lütfen bağırma. Aha tamam, konuşarak bunu çözebiliriz. Ama o kadar hoşuma gitti ki fırlattı falan elindekileri, isyan, ne yapıyorsun sen, çocuk mu kandırıyorsun diye. Şimdi Erşan Kuderi gelmiş, onu izleyeceğim. Bir balkona cemekan yaptırmak istiyoruz. Bu açılır kapanır pencerelerden, çünkü hem kışın da oturulsun istiyoruz, hem de çok tozlanıyor ya, hani onu da birazcık keser diye. Öyle. Bizde durum böyle arkadaşlarım. Şu anda bakıyorum karne 16 dakika oldu. Ve Öykü uyanıyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın, olur mu? Ben mama yapmaya gidiyorum. Beni şuradan takip edebilirsiniz. Ve yorumla ve beğeniyle destekleyebilirsiniz. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.